Şimdi Kur'an okumak çekirdeği toprağa atmak gibidir. Ne yapacaksın? Kendini onun içine atıyorsun. İnşa oluyorsun. Kur'an okumak, telaffuz etmek, ram-ı madere bir damla suyu atmak onun gibidir. İnsan oluşuyor. Şimdi biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurufat, mesela bak Allah diyorum, havaya gönderiyorum. Ses geliyor mu oraya? Geliyor. Bu kablodan geliyor değil mi? Evet. Ömründe hiç kablodan böyle ses gelmediğini görmesen, bundan ses geçtiğini anlar mısın? Ya. Bu kablodan ses geliyor. Peki. Cep telefonuyla ben gördüm. Adam Amik Ovası'na, Kırıkan'da tarlasına sulama saati gelmiş. Pompa, elektrik. O elektrik pompasının orada telefon gibi bir şey koymuş. O telefonu çeviriyor bu. O telefon titriyor. Titreyince elektrik motorunu devreye sokuyor. O elektrik motoru devreye girince pompaymış su. Kamerada var dörtgen. Çünkü cep telefonunda da hepimiz şey yapıyoruz değil mi? Sesli mi görüşmek istiyorsun diyor. Telefon internet şey yapınca. Görüntülü mü? Değil mi? Görüntülü de görüşüyorsun. Görüntüsünü de açtı. Telefonu da çaldı orada. O Amik Ovası'nda tarlasındaki pompaya bağlı cep telefonu var. Misal ufkunuzu açacak. Telefon titreyince, titreme almış, elektrik pompası devreye girdi. Elektrik pompası devreye girince su bastı. Suyu bastı, tarlaya basıyor. Adam da seyrediyor, telefon açık. Ne kadar su aktı, tekrar titreme yapıyor, tak, devre düşüyor. Hiç gitmeden suyu pompalıyor. Anladık bunu. Uzaktan sesle kapı açılıyor. Uzaktan Tevviva mı diye bir program var. Almanya'dan benim bilgisayarıma girip tamir ediyor, programlar yapıyor. Aynen bu örnekler gibi Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman o su pompası gibi titreme var ya, telaffuz ettiğimiz zaman ruhumuza ekilen çekirdekler gibi oluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Harfleri ruha atılıyor. Kur'an'ı bakıyoruz karşımıza. Elif, Lam, Mim. Bu şekli, şuradaki şekli, sese dönüştürüyor. Cep telefonuyla adam titreşime dönüştürdü, su pompaladığı gibi. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehum beyan. Ben ruhumuzu attım şimdi. Ne kadar tesir eder, ne kadar şuurum varsa. Dersin gayem bu. Bu dersteki gayem şuurumun artmaz nispetinde olur. Eğer numarayı çevirirsen, evet o pompaya numarası var, doğru çevirirsen, ne kadar şuurun var, o kadar tesir eder. Lemalar 85'te diyor ki, insanın mahiyetinde muzir, insanın mahiyetinde muzir, madenler hükmünde bulunan fena istidatları şeytan işlettiriyor. Misal vereyim. Affedersiniz, özür dilerim. Uygunsuz videoyu seyretseniz şehvetiniz artar değil mi? Hararet artar. Peki, o şekil ve ses seni nereleri nasıl uyandırıyorsa Kur'an da böyle uyandırıyor. Tamam. Bak diyor ki, insanın mahiyetinde muzir madenler hükmünde bulunan fena istidatları şeytan işlettiriyor.
Mesela cinsellik. Cinler aktif ediyor cinselliği. Cinnet getirdi. Cinnet. Cin olduğu nettir. Cinler yapıyor onu. O istidadı aktif ediyor. Musallat oluyor. Onun için Gazali der ki, çoğunlukla intihar edenler cinnet getirmiş. Yani beyni örtülüyor. Ne yaptığını bilmediği için çoğusu mesul değildir inşallah. Arkadaşlar, çekirdeği toprak neyse, çekirdeği toprak neyse, Kur'an sana öyle der. Çekirdeğe güneş neyse, iman ve Allah sana öyledir. Bak okuyorum. Biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurufat atıyoruz, kelimete ekiyoruz. Birden sümbürleniyorlar. Havaya ben havaya kelimeyi atıyorum. Ne kadar kelime var? Var kelimesi ne kadar var burada sizce? Tamamen doludur. Bak bir kelime milyarlarca oldu değil mi? Her bir kelime de benden mi çıktı o kelime? Benim o kelimenin içerisinde dimağım var, vicdanım var, kalbim var, ruhum var. Sizi aktif ediyor. Ne demek biliyor musunuz? Kelime benden çıkanı beni temsil ediyor. Affedersiniz doktora gittiniz. Hastasınız, öksür, bilmem ne. Tespit edemedim. Ne diyor sana? Büyük ve küçük abdestini ver diyor. Ne yapacaksın sen bunu ya? İçini seyredeceğim diyor. İçindeki hastalığı tespit ediyor değil mi? Pislikle. La pislik seni dışarıya taşırsa, kelam seni dışarıya taşımaz mı? Kardeşim, affedersiniz. Çocuk o olmak noktasında atılan su ta senin yedi nesebini taşıyormuş. Karakterini. Dedenin karakteri bile var onda. O suda yedi nesebin nasıl varsa kelamda da sen öyle varsın. Sizin ruhunuza ekiyorum ben şimdi. Ben bunu okuyarak kendimi size atıyorum. Ram madere atıldığı gibi, toprağa çekirdek atıldığı gibi. Kur'an böyle bir şeydir. Sevap diye okuma. İkinci derecen olsun sevap. Kendini inşa etmek için oku. Manasına dikkat etmene vesile olur. Yani o ruhunu inşa ediyorsun. Kur'an okurken toprağa çekirdeği atmak ne demekse okumak Kur'an harflerini ruha böyle atıyorsun. O zaman Kur'an bambaşka oluyor. Ya nasıl tesir ediyor? Cinler, şeytanlar seni nasıl cinselliğine aktif ediyor? Cinsel. Cinnet. Böyle yapıyor. Yani bir kötü bir haber, ses değil mi? Nasıl? Oo, midene vuruyor. Kötü bir küfür, kavga ediyorsun. İyi bir söz seni inşa ediyor. İyi bir teselli seni kuyudan çıkarıyor. Kelam mucizedir arkadaşlar. Bak havaya ekiyorum. Ekiyorum kelimemi, ekiyorum, milyarlarca var. Yani havada adeta zamansız bir anda bir kelime bir habbe olup harici havada sümbürlenir. Küçük büyük katsiz aynı kelimeye cami bir havayı sümbür veriyor. Yani ekiyorsun, nasıl çoğalıyor? Ha bak ha gözümüzün önünde. Okunan Kur'an'da mesela halakal insane min salsalin kel fakhar ve halakal canne min maricim min nar fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Kasten okudu. Ruhunuza böyle oldu şimdi. Ruhunuzda rahatlama var mı? O nispette
alıcıların açık. Ama bazı çekirdekleri toprağa atıyoruz da ağaç çıkmıyor. Çünkü iğneylenmiş. Ya iğne çarpmış ya darbelenmiş. Çıkmıyor. Bu dersten etkilenmeyen bir ruh bayağı darbelenmiş.